Efendim, bayramı vesile ettik. Halk TV ekranlarında bir demokrasi masası kurduk ve bu kapsamda genel başkanlarla bayram sohbetleri serimiz devam ediyor. Gelecek Partisi kurucusu ve genel başkanı, eski başbakan, onu da ekleyelim değil mi? Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile beraberiz. Kitaplar geldi. Bunlar değil mi efendim? Evet, son, bu bugün geldi. Türkçe tercümesi. Bu İngilizcesi Dışlayıcı Popülizme Karşı Kapsayıcı Demokrasi. Evet. Bu, yani şu andaki gündemin de bir teşhisi olmuş oluyor herhalde. Bu Soğuk Savaş sonrası yaşanan depremleri, yani büyük krizleri, jeopolitik deprem, güvenlik deprem, 11 Eylül. Aynı kitabın İngilizcesi. Kriz, o İngilizcesi, İngilizce olarak yayınlanmıştı ilk olarak. Şimdi Türkçe'ye tercüme edildi mi? Onu da ben yazdım. İkisi Ocak ayında Cambridge Üniversitesi. Bunu da mı siz yazdınız? Tercümen kullanmadınız. İngilizce olarak Editör tercüman anlamında kullandım ama şeydi yani. Bu gençler için şeyden ayrıldığım, başbakan adaylıktan sonra 15 Temmuz'dan sonra gençlerimizi bir daha kimse bu şekilde aldatmasın diye bir anlamda gençlere bir tecrübe aktarımı gibi yazdığım eser 2010 şeyde. Bu da biraz önce zikrettiğim medeniyet dönüşümü Fukuyama'nın tarihin sonu tezine karşı yazıp 1994'te İngilizce Civilization Transformation olarak Quill tarafından yayınlanan, Türkçe'ye 2 sene önce tercüme bu anlamda İngilizce asıl olarak İngilizce yazıldı. Türkçe'ye sonra tercüme etti bir talebem. Ben onu gözden geçirdim. Öbürküsü İngilizce bir makale olarak ben yazdım. Geliştirdik bir editoryal şeyden gitti. Hepsini bana imzalayacaksınız. Tabii, yayının sonunda. Dediniz ki ben aslında kitaplarımla, eserlerimle hayatıma her şekilde devam edebilirdim. Ama işte şu 4 sacaya saydınız: özgürlükler, yoksulluk, adaletteki sıkıntılar, bütün bunlarla ilgili ve dış itibarımızla ilgili kendimi sorumlu hissettim ve yola çıktım. Ne yaparsanız, ne olursa başarmış hissedeceksiniz, ne olursa sizin için bir hayal kırıklığı. Çok güzel bir soru. Şöyle bir şey, insanoğlu bir takım değerlerle yaşar. Yani zihninde bir nesil olarak da bu, böyle bir neslin hülyaları, ümitleri vardır. Bizim nesil 70'li 60'lı yılların o dinamizmini yansıtan bir nesildi. Ve belli önceliklerimiz, ilkelerimiz vardı hayatta. Solcu, sağcı, hangi kesimden olursa olsun. Şimdiki siyasi perspektifimizde bütün bunların etkisi var. Öncelikle insan onuruna saygılı bir siyasi ortam inşa etmemiz lazım. Yani kim olursa olsun, hangi etnik, hangi mezhebi kökenden, dini kökenden, kültürel geçmişten gelirse gelsin, herkesin onurlu bir şekilde kendi düşüncesini ifade edebildiği bir sosyal ortam sağlamak. İhtilaf edersiniz, bunu tartışırsınız. Eleştirirsiniz, eleştirirsiniz. Ama insan onuruna saygı gösterilen bir siyasal düzen. Gelecek Partisi'nin en temel kavramı insan onuru. O onuru ayağa kaldırmak lazım. Ve bunun tabii tek başına gerçekleştirmesi mümkün değil. Benim stratejik derinlikte ele aldığım, sonra da AK Parti'nin o ilk döneminde de bir şey olarak benimsenmiş ama maalesef sonra tümüyle terk edilmiş, özgürlük güvenlik dengesi. Zaten bu kapsayıcı demokrasinin demokrasi dediğim, bu bir anlamda siyasi yaklaşımımızı da ortaya koyan bir şey. Özgürlük güvenlik dengesi. Siyasi meşruiyetin temeli budur Öz Zaman'ım. İnsanoğlu yaratılıştan itibaren bu iki şeyi istedi, arzu etti. İki hedef gerçekleştirmek istedi. Bazı rejimler insanlara dediler ki, Türkiye'de de böyle, biz sana güvenlik vereceğiz ama özgürlüğü erteleyeceksin. Otoriter rejimler bunu söyledi. Türkiye'de de 12 Eylül mesela, size 12 Eylül öncesi anarşi vardı, bu vardı, güvenlik yoktu. Size güvenlik vereceğiz ama bizden özgürlük talep etmeyin dedi. 27 Mayıs da öyle, 28 Şubat da öyle. Güvenlik için terör şartları var. Bugünlerde çok kullanılan bir argüman bize hep dayatıldı. Türkiye'nin güvenlik meselesi var. Özgürlükleri kısalım. Beka meselesi var. Bu şimdi baka. 70'li yıllarda komünizm gelecek diye. Başka gerekçe, irtica gelecek diye. Şimdi beka. İnsanlara siyasi meşruiyetin şeyi bu. Özgürlük
Liyanizi kısıtlayarak güvenlik vereceğim demek otokrasidir. Bir de şöyle bir şey oldu Sayın Davutoğlu. Her iktidar geldiğinde kendi fikirlerine özgürlük aradı. Hatta bunu belki AK Parti içinde ve ilk yılları içinde söylemek lazım. Tabii, yani kesinlikle. Öncelik dindarları, mütedeyyin kesimi, kendisine benzeyen ve aynı fikri yapılanmadan gelen kesimleri önceleyerek bir özgürlük ve demokrasi. Yani kendisine çok aykırı, çok farklı, bambaşka yaşam tarzlarıyla bir kavgaya girişildi. Doğru. Şöyle... İlk başta bu doğaldı çünkü 28 Şubat'ta muhafazakar geniş dindar kitlelerin özgürlükleri çok örselenmişti. Ama bunun gündemde olması başörtü yasağı gibi hem doğal hem gerekliydi ama bunun da sınırlı değil özgürlük. Özgürlük herkesin şu anda ise başörtülü olanlar da kendilerini özgür hissetmiyor. Yani bu muhafazakarlık, liberallik, çağdaşlık falan gibi ayrım olmaktan çıktı. Geçenlerde Temel Karamollaoğlu ile de böyle bir sohbet içerisindeydik. O da hatırlattı. Şu anda Türkiye siyasi tarihinde en çok başörtülü vatandaşımızın hapishanede olduğu bir dönemi yaşıyoruz dedi. Ve şimdi böyle bir ayrım ben doğru görmedim. Her zaman söylerim. Dört kesim muhatabına bir şeyle bakmaz. Bir, hakimler. Muhataptır. Etnik geçmişi, kıyafeti vesaire. İki, hocalar. Ben de içinde olarak geldim. Öğrenci, öğrencidir. Üç, hekimler. Eşimden bilirim. Kimlik soramazsınız. Dört, devlet adamı. Devlet adamı herkes eşit bakacak. Demokratik bir yolda seçersiniz. %49 oy almışsınız. Ama geldiğinizde %100'ün başbakanısınız. 1 Kasım'da bunu ben ifade etmiştim. 1 Kasım seçimden akşamı ifade ettim. Konya, Mevlana Meydanı'nda. Biz bu topraklara sevgi tohumları ekmeye geldik. Artık şu bu seçimi kazandık artık. Her bütün vatandaşımızın başbakanıyım diye. Şimdi yeni bir siyasi anlayışta biz özgürlük, güvenlik dengesini sağlayacağız. Ne güvenlikleri yok eden bir özgürlük anlayışı, bunu da biz nerede yaşadım ben başbakan olarak ifade edeyim. Bu hendekler ve doğudaki terör şeyleri. Güvenliği ihmal ederek de özgürlük veremezsiniz. Ve öyle bir özgürlük, kendilerince bir özgürlük tanımı yaptı ki bu terör örgütü. Neredeyse efendim Silopi'de, Cizre'de evlere insanlar yerleştirmekten, barikatlar kurmaktan. Bu da özgürlüğü yok eden bir güvenlik anlayışı. Biz bir türlü modern dönemde, Tanzimat'tan bu yana aslında, özgürlükle güvenliği bir arada aynı anda tesis edemedik o zaman. Problem burada. Özgürlükle güvenliği birlikte tesis etmek meşruiyetin temelidir. Yani halka biz şunu diyeceğiz Gelecek Partisi olarak, şunu diyoruz. Biz size özgürlüklerinizi hiç kısıtlamadan güvenlik sağlayacağız. Güvenliğinizi riske etmeden size özgürlük vereceğiz. Bunu da ifade ettiğimiz kavram devlet otoritesi değil. İşte burada anlatmaya çalıştığım kamu düzeni. Düzen hepimizin düzeni. Kapsayıcı demokrasi. Kapsayıcı demokrasi. Bütünü kuşatan bir demokrasi. Bugün dünyada popülizm yükseliyor diye, aşırı sağ akımlar Avrupa'da zemin buluyor diye öyle bir karamsarlık var ki sanki bundan sonra böyle olacak. Hayır, bu geçecek. Bu geçici bir dalga. Çünkü insan doğasına uygun olmayan şey yaşayamaz. Bu dönüşüm olumsuz anlamda otokrasiye dönüşün önüne geçeceğiz. Üçüncüsü adalet fikri. Adalet, yakınlarınıza sağladığınız bir imkan olduğu zaman adalet olmaktan çıkar. Veya sadece sizin gibi düşünenlere sağladığınız bir şey olduğu zaman da adalet olmaktan çıkar. Adalet, düşmanınız dahi sizin adaletinizden eminse adalet olur. Yani herhangi bir şekilde karşıtınız. Evet, bu kişi benim gibi düşünmüyor ama bana adil davranır dediği zaman adalet olur. Bunu Ramazan bayramında olduğumuz için de zikretmek isterim. Hazreti Peygamber'in, ben hep onu arkadaşlarına gösteririm. Peygamber olmadan önceki ismi Emin'di. Ve düşmanları dahi mallarını ona emanet ederlerdi. Emin insan diye. Ve Mekke'den Medine'ye giderken, hicret ederken kendisine emanet edilen ve kendisine zulmeden insanların malları yani baskı uygulayanların mallarını iade etmek üzere Hazreti Ali'yi geride bıraktı. Şimdi emniyet, emin olma hali Türkiye'de yok. Ben bir şey sorabilir miyim? AK Parti içinde bugün siyaset yaptığını bildiğiniz eşiniz, dostunuz birbirine güveniyor mu? İşte onu kastediyorum. Ya konuşabilirler çok mi rahat ilginç, rahat? Çok yani şey birbirine söyleyeyim. Güvenirler çok mi? Ilginç. Oylarını Sayın birbirlerine söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmemizde, son görüşmemizde. Sayın Cumhurbaşkanı, bakın şu anda genel merkezde bile insanlar birbirine güveni kaybetti. Niye dedim? Bakın örnek de verdim birçok arkadaşa. Niye dedim biz telefonları dışarıda bırakıyoruz konuşurken? Öyle mi yapıyordunuz? Tabii. Yani her yerde bırakılıyor. Şu anda Türkiye'de telefonla odada konuşulmuyor. Biz zaten bırakıyorduk da siz iktidardınız efendim. Genel siz de bırakıyordunuz. Hayır. Çok bayılmış o zaman gerçekten. Ya, benim başbakanlık dönemi, tabii şeye karşı devlet görevi yürütürken zaten bırakırsınız. Çünkü
Sadece iç güvenlik değil, bu dünya güvenliği açısından da bizim güvenli oda dediğimiz odalar tümüyle yalıtımlıdır. Devlet toplantısı yaptığınız yer o ayrı tedbir. Onda şey yok. Ama sıradan bir aile toplantısı veya bir şeyde genel merkezde bunu niye bırakıyorsun? Yönetim bizim yönetim. Niye? Çünkü bir güven yok. Kimden çekiniyorsunuz? Kim kimi dinliyor? Hadi daha önce FETÖ dinliyordu, şimdi kim dinliyor? Demek ki biz bunu sağlayalım. Bunu çok açık ben ifade ettim. Zannediliyor ki ben, bazıları öyle der. Niye vaktinde konuşmadı? Vaktinde konuştum ama konuşulacak yer var. Vaktinde ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, bir iki kez Sayın Binali Yıldırım'a ve bulunduğum her arkadaşa ve AK Parti içinde hep söyledim, hep konuştum. Ama o zaman orada ümidim tükenmedikçe kamuoyuyla bunu paylaşmayı siyasi ahlaka uygun görmezdim. Oradan ümidim tükendiği anda kamuoyuyla paylaştım ki acaba kamuoyu üzerinden değiştirebilir miyiz AK Parti'ye bizim? O da olmayınca ayrıldık. Kastettiğim şey şu, emin olmak hali. Bugün toplumda bu maalesef yok. Ve birbirine güven duyma. En yakınlar birbirine güven duyamıyor. Nasıl güven duyarsınız ki işte bir meczup çıkıyor. Komşumun listesini çıkardım diyor. Diyorum anda aynen böyle bir sarsıldım. Komşu hukuku ve bunu söyleyen de hani kendini dindar diye takdim etmeye çalışıyor. Ya başörtüsü, ya sakalıyla vesaire. Komşu hukuku öyle bir şeydir ki İslam'da. Hazreti Peygamber o kadar çok bahsediyor ki komşu komşuya mirasçı edecek diye düşündüm denir. Öyle bir kavram. Daha vahimi Türkiye'deki, yani, Türkiye'nin özerk ve bağımsız olduğunu zannettiğimiz kurumları tarafından korunup kollanıyor. Tabii. Yani şimdi, hiçbir cezai yaptırmada uğramadı bu televizyon zaten, şu ana kadar. Zaten yani insan onuru, özgürlük, adalet fikirleri yaşında yani bu hedeflere yönelme dışında Gelecek Partisi'nin en temel ilkelerinden biri de siyasi şeffaflık. Benim başbakanlıktan ayrılmama sebep olan, yüreğimi yakan hususlardan biri de şeffaflık yasasını çıkaramamaktır. Siyasi etik yasası, şeffaflık, siyasi ahlak konusu. Bizim parti olarak en öncelikleri alacağımız meselelerin başında. Bu finansmanın şeffaflığı mı? Finansmanın tabii. Yani bütün şeffaflık. Bütün şeffaflık. Yani ben şunu gördüm ben devlet hayatında. Akademik hayatta da vardı ama devlet hayatında. Bazı böyle ne diyeyim, tam bir ilaç niteliğinde şeyler vardır. Onu yapmazsanız, onu uygulamazsanız sistemi düzeltmek imkanı yok. Bunu başbakan olarak gözlediğim zaman şeffaflık yasasının bir sihirli, yani sadece sembolik değil, sihirli bir dokunuş olduğunu hissettim. Şeffaflık olduğu zaman ülkede yolsuzluğun yapılabilmesi zor. Yolsuzluklar genellikle kapalı kapılar ardında yapılıyor. Bir takım müzakerelerde yapılıyor. İlişkiler şeffaf olacak. Devlete alımlar şeffaf olacak. Yani mülakattı, torpildi vesaireydi değil. Şeffaf olacak. Siz kendi döneminizde de bu ilkeleri savunmuşsunuz. Tabii hem savundum hem çok sert uygulamalar yaptım. Birçok kamu yöneticisini görevden aldım. Sırf yakınlarını yanlarında çalıştırdığı için. Bunları zikretmek istememiştim. Zaten bu sebeple hoşnutsuzluk yürüdü bize karşı. Şeffaflık yasasını çıkarmak istediğimde Sayın Cumhurbaşkanı, ilçe başkanı bulamazsınız diye bana değil, kamuoyuna açıkladı. Bana da söyledi, efendim, kamuoyuna açıkladı. Çok yakın bir dönemde, belki bir iki hafta önce Sayın Turizm Bakanı'nın da mevcut bulunduğu bir toplantıda Serik Belediye Başkanı, bizzat kendisi AK Partili Belediye Başkanı, 500 bin TL'lik bir ödemeden söz etti ve ne bir kovuşturma var ne bir soruşturma önceki var. Önceki dönemde tabii. Evet efendim, tabii. Önceki dönemde. Şeffaflık Gelecek Partisi'nin omurga ilkelerinden biri olacak. Ve her yere şeffaflık. İhale yasasında şeffaflık olmazsa o zaman ülkede ekonomisini düzeltemezsiniz. İhaleler şeffaf olmadığı zaman bir rant aktarımı, bir sermaye aktarımı için kullanılır. Şeffaf ihale, şeffaf kamu yönetimi anlayışı, yani herkesin şeffaf yöntemlerle devlet memuru olması. Bunları ikame edeceğiz. Bu bir çok olumsuzluklar gördüm devlet hayatında ama belki bazen diyorum bazı şeyler geleceğe hazırlamak için insanı imtihan edilir. Bütün orada gördüğüm, devlette gördüğüm aksaklıkları şu anda avucumun içi gibi hissedebiliyorum. Bu büyük bir tecrübe. Başdanışma olarak, Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak ve sonrasında neyin nereye dokunacağımızı biliyoruz açıkçası. Dokunduğumuz zaman neyi düzelteceğimizi de. Ben mesela başdanışma olarak gittiğimde İstanbul'da geçti bütün hayatım. İstanbul ehli derdim ben. Ankara ehliyle farklıyız derdim. Takılırdım Ankara'daki arkadaşlara da. İstanbul
aydınlar ve iş adamları, ufuk şehridir. Ankara siyasetçiler ve bürokrasi. Gerçekten bir tecrübemiz yoktu. Kitaplar yazmıştık. Sıracıklarını yazmıştım ve çok takdir görmüştü. Çok kısa zamanda 100 baskı yaptı. Benden önce de bir 20 baskı, yani başka görev almadan önce Dışişleri Bakanlığı tarafından genelkurmay her yerde okudu. Fakat Ankara'yı tanımıyordum. Ankara'yı tanıdığımda düşündüğüm devlet, İstanbul'dan hayal ettiğim, tasavvur ettiğim devlet ile var olan devlet arasında, devlet yapısı arasındaki farklılıkları da görme imkanı oldu. Hele başbakan olduğumda bütün devleti görememe imkanı oldu. Şimdi de diyorsunuz şimdi, ki bu tespitler bu tecrübeler üzerine diyorum ki, bütün bu tecrübeler üzerine, şeffaflığı siyasetimizin ana ekseni kılmadan yolsuzlukların önüne geçemeyiz. Hukuk devletini hakkıyla inşa edemeyiz. Peki efendim, şimdi... Ve tabii ekonomi boyutuyla da yoksulluk sınırında, tabii yoksulluk sınırında yaşayan bir ülkenin demokrasiyi yürütmesi çok zor. Onun için bir an önce, ki şu anda 9.100 dolarlara kadar inmiş olan, ben bıraktığımda 10.770'di. Kişi başına düşen gelir. Mutlaka yoksulluğa el atacağız. Ve bütün bir Türkiye'nin, bütün bu devlet mimarisinin yeniden yapılandırılması için de yeni bir anayasayı savunuyoruz. Yepyeni bir anayasa. Bu yeni anayasanın da yapılabilmesi için, Türkiye'de iktidarın el değiştirebilmesi için ve daha demokratik bir parlamenter rejime geçişin mümkün kılınabilmesi için de anlaşılan o ki birkaç siyasi partinin yine yol arkadaşlığı yapması lazım. Hem bugünkü sistem onu gerektiriyor, hem siyasetin matematiği onu gerektiriyor. Oysa ki bu fırsat 7 Haziran'da siyaset masasının üstüne gelmişti. Niye? Neden yapılamadı? O gün o koalisyon kurulabilmiş olsaydı bugün Türkiye daha iyi bir noktada mı olurdu, daha kötü bir noktada mı? Şimdi ben hayatımda hiçbir şeyi yapıyormuş gibi yapmadım. Yani görüntü olsun diye yapmadık. O gün koalisyon düşünce, yani daha doğrusu 7 Haziran'da biz çoğunluğu alamadığımız zaman mecliste büyük bir şok yaşandı. Parti içinde de, Türkiye'de de uzun yıllardan sonra ilk defa mecliste bir AK Parti'nin çoğunluğu yok. O gün o karamsar ortamda şeyde bir konuşma yaptım. Hatırlayacaksınız, balkon konuşması. Ve dedim ki bu tablo dolayısıyla hesap edenler, Türkiye'nin krize düşeceğini düşünenler ekonomik krize, siyasal krize hiç bu hesaplara yönelmesinler. Bir gün bile bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız dedim. Ve gerçekten de herhalde milletimiz bunu takdir eder, etmiştir. Ettiği için zaten ben hala bugün başı dik sokakta dolaşabiliyorum. Bir gün dahi bu ülkeyi hükümetsiz bırakmadık. Ve hükümetsiz bırakmamak demek doğal olarak koalisyon demekti. Çünkü elimizde koalisyon ihtimalleri de söz belliydi. Yani HDP'li koalisyonu düşünmedim. Çünkü Doğu'da, Güneydoğu'da ne yaptıklarını biliyordum. Ve onların o edepsiz ve hukuksuz tutumlarının bir terörle mücadeleyi getirmekte olduğunu hissediyordum. Onlara o şeyi verilmesi mümkün değildi. Öyle bir statü. Hiçbir ama zaman MHP düşünmedim. Seçeneği vardı. MHP vardı, CHP vardı. Önce CHP'yi denedik. Ve ben o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanıdım. Daha yani sık görüştüm. Bir uygun zemin olabileceğini düşündüm. Ama şimdi şöyle deniyor. Bu Pelikan çetesi, benim hakkımda söz sarf edenler, siyaseti tiyatro zannediyorlar. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı bana görev vermiş. Sayın Cumhurbaşkanı bana görevi rol yap diye vermiyor. Hükümet kur diye veriyor. Bu devlet yönetiyoruz. Ben MKK'yı topladım. AK Parti MKK. Herkesi tek tek fikrini sordum. Büyük çoğunluk CHP'li koalisyona yakındı. Ve hala notlarımda var. Yani bir koalisyon kuracağız. Büyük koalisyon. Ve bunu Cumhurbaşkanımıza da söyledim o zaman. Yani partideki genel temayül de bu. Bir kısım arkadaş da MHP'yle koalisyona yakındı. HDP'yle koalisyon isteyen yoktu. Peki. Tabanımız da buna yakındı. MHP'ye biraz daha yakındı taban. İkisini de denemek icap. Zaten Sayın Bahçeli koalisyonun kapısını ilk aşamada kapatmıştı. Ben muhalefette kalacağım deyince öncelikle CHP'yi denemek gerekiyordu. Dolayısıyla bunu daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na her şeyi bir istişare yaptığımız halde benim aleyhime sanki Cumhurbaşkanı'na karşı CHP ile koalisyon yapma şeyi gibi bir propaganda tabanda işletmeye başladılar. Daha sonra Pelikan... Kim? Daha sonra yazarları tahmin ederseniz benim başbakanlığa ayrılma sürecinde rol oynamış isimlerin çoğu böyle bir kampanya başlattılar. Ve sadece CHP'ye karşı değil, MHP'ye karşı da böyle bir kampanya başlattılar. Sanki benim elimde yeteri kadar milletvekili var ve hükümet kurabilecekken
gidip sanki şeye CHP ile hükümet kuracakmışım gibi ve bunu sanki Cumhurbaşkanı'na karşı yapıyormuşum gibi bir tavır. MHP ile de aynı şekilde. Bu isimlerden birisi şu anda troll aleminin diyeyim en önemli isimlerinden birisi. Ve o bütün o süreçte rol oynamış birisi. Ben Bahçeli mecliste Bakanlar Kurulu konuşmaya geçerken Bakanlar Kurulu sırasına dönerek bana nazik bir şekilde selam verdi. Bahçeli şahsi ilişkilendi. Son derece nazik bir insandır. Selam verdi. Ben de başbakan olarak onun selamını aldım. Bitirdiğinde de alkışladım konuşmasını. Bir nezakettir, siyasi nezakettir bu. Ertesi gün, bugün Bahçeli ile Bahçeli'yi dokunulmaz gören bazı yazarlar, iktidarı en çok destekleyen gazeteyi kastediyorum. Ve onun içindeki bu işlerin başında olan şeyler. Benim o yazım üzerine, benim o Bahçeli'nin bana selam vermesi, benim de alkışlamam üzerine, Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanı'na karşı kumpas kurmak da o zaman beni itham etmişti. Düşünün nereden nereye gelindi. Yani Bahçeli'ye ile birlikte bir şey. Öyle bir bu şartlarda ben koalisyon müzakerelerini samimiyetle yaptım. Ve hele CHP ile olan koalisyon müzakeresinde bir külliyat da oluştu. İki taraf açısından da bir heyet bizden, bir heyet onlardan oluştu. Epey bir müzakerelerle bayağı bir ciddi bir karşılıklı nerelerde anlaşılma sağlandı, nerelerde sağlamadı. Güçlü bir ekip, bir ekip de kurmuştuk. Ama son aşamalara geldiğinde gerek parti içindeki bu tür şeyler, gerek toplum tabandaki psikolojik ortam ve gerekse bu koalisyonu kurmanın halinde yürümesindeki zorluklar ve bu arada CHP içindeki bazı gelişmeler, bunun sağlıklı işlemeyeceği kanaati ortaya çıktı. Burada ne CHP'yi sorumlu görürüm ne bizim tarafı. Ama biraz daha psikolojik olgunlaşma ihtiyaç vardı ama zamanın buna şeyi, elimizdeki zaman ise buna yetmeyecek ölçekteydi. Türkçesi benim anladığım bütün bu anlattıklarınızdan AK Parti'nin içindeki bir grup sizin CHP ile olası CHP ile veya MHP ile olası koalisyonunuzu sanki Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılmış bir sadece CHP değil MHP ile ilgili tabii MHP ile ama bir taraftan yani, da bir taraftan da başbakanım bir taraftan da başbakanım. Tabii kendi partimin tabanını gözetmek durumundayım. Tabandaki refleks de CHP ile çok yakın değildi. Yani MKYK'na yakındı ama zor bir dönem. Yani. Ama Sayın Davutoğlu sonuçta siyaset bir takım riskleri cesaretle bugün sizin tabii aldığınız gibi zamanında almayı gerektirir. Siz belki bir önce olacaktınız ve bugün toplumda bu düşmanlaştırma ikliminin temeli de oluşmamış olacaktı. Ya da en azından bir barışma referansı doğmuş olacaktı ve bu Türkiye'nin Ben samimi bir gayret sarf ettim. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da bilir. Ama anlaşamadığımız hususlar da vardı. Onu da mutlaka ama demokraside öyle zaten. Tabii. Anlaşamadığımız hususlar da vardı. Mesele ve Türkiye bir terörle mücadele yürütüyor ciddi sıkıntılara vardı. Yani o koalisyon hükümeti kurulabilse iyi olurdu. Ama kurulamamış olması bir psikolojik ortamla ilgiliydi. Sadece şeyle değil. Bu sadece AK Parti'nin psikolojisi olarak kastetmiyorum. AK Parti için de bir tablo var. Travmatik bir tablo. Şey anlamda iktidarı ilk defa müzakere etmeye başlamışsınız. Ve bunu bütün kampanyayı Sayın Cumhurbaşkanı da yürütmüş olmasına rağmen bütün bunu parti için de bize havale etmeye çalışan çabalar da var. Velhasıl bir de taraftan da yaşanan birçok iç siyasi krizler var. Bunlar içinde baş olamadı. MHP ile denedik. MHP ile ben belki daha kolay çünkü nihayet sağ sol ayrımlarını ben artık çok geçerli görmem ama terörle mücadele konusunda sırada yürüttüğümüz mücadele sebebiyle MHP ile daha kolay mesafe alabiliriz diye veya bir geçiş hükümeti seçime kadar bir hükümet kurabiliriz diye düşünüyorduk açıkçası. Peki. Sayın Bahçeli de hepsini reddetti. Bütün formülleri. Yani şimdi konuşuyor Sayın Bahçeli. Güya Gelecek Partisi'nin adını FETÖ şeyden koymuşlar. Ya Allah aşkına elinde bir delil varsa çık açıkta. Mübarek bayram günü kimseye bir şey söylemek istemiyorum ama. Pensilvanya'dan söylemek istemiyorum ama. Biz birbirimizi biliyoruz. Kaç kişiyiz? Ne yaptık? Ne ettik? Herkes birbirini biliyor. Gelecek Partisi'nin adını biz Avan toplantı, işte bizim şeydeki Bolu'da yaptığımız Kurucular Kurulu toplantısındaki 8-10 isim içinden biri üzerinde seçtik. Ve benim dışımda sadece bu şeyi bilen ilk kurucular heyetindeki arkadaşlardı. Oturup istişare ettik, bir noktaya geldik.
Kim hatta bunu? Kendisi şöyle bir formül: iyi, gelecek, deva. Yani Türkiye iyi olacak, yani Türkiye'nin gelecekte iyi olması aslında FETÖ'ye en büyük yardımı yapıyor. Niye biliyor musunuz? Hala öyle bir FETÖ var ki, Türkiye'de bir başka otoritenin kuklası, edilgen nesnesi olmamak için başbakanlığı bırakmış birini de kontrol ediyor FETÖ. Yani beni. Düşünebiliyor musunuz? En yakın dostu, arkadaşıyla sadece şahsiyetli bir şekilde başbakanlık yapamayacağını düşündüğü için bakanlığı terk etmiş birini FETÖ kontrol edecek. Öyle mi? Bana isim verecek. Öyle mi? Ya buna kargalar güler. Sayın Meral Akşener'i 28 Şubat'ın o zorlu günlerindeki İçişleri Bakanı FETÖ kontrol edecek, öyle mi? Sayın Ali Babacan'ı FETÖ kontrol edecek. Yani bizlerin hepsi kontrol ediyorsa bu FETÖ, yani herhalde minnettardır Sayın Bahçeli'ye. Şu anlamda minnettardır. Hala FETÖ'nün bu kadar güçlü olduğu intibanı verdiği için minnettardır. FETÖ bu kadar güçlüyse biz bu mücadeleyi niye yürütüyoruz? Buradaki sıkıntı memleket masası önerisi. Memleket masası birdenbire Türkiye'de yeni bir olasılığın, siyasi ihtimalin kapısını aralamış oldu. Ve Ankara'da, ben yeni döndüm Ankara'dan, ciddi anlamda bir demokratik sağ ittifak konusunun başkanlar arasında da, teşkilatlar arasında da ufak ufak konuşulmaya başlandığını hissettim. Böyle bir şey mi oluşuyor kendiliğinden, böyle doğal bir aradalık mı oluşuyor, yoksa bu böyle bir tasarı gibi mi? Şimdi ben partiler arası her türlü diyaloğu doğru görüyorum. Her türlü diyalog. Ve her partiyle. Yani meşru partiyle. Bu anlamda da Sayın Akşener'in teklifi son derece doğru, yerinde bir tekliftir. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu teklifi yapması, hayata geçirmesi kendisinin en büyük kazanımı olurdu. Bir arada düşündü, hatırlarsanız Türkiye Platformu diye zikretti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Platformu dediğinde bu bir proje olmuyor da Sayın Akşener Memleket Masası dediğinde mi proje oluyor? Ya da ben bütün mahallelerimizden çıkalım, herkes herkesle konuşsun dediğimde mi proje oluyor? Şimdi dolayısıyla şu anda Türkiye'de en büyük eksikliklerden biri siyasi liderlerin bir araya gelememesinden kaynaklanan istişare eksikliği. Eskiden de gelemiyor. Düşünün, 12 Eylül'e giderken Sayın Demirel ile Sayın Ecevit bir kere bir araya gelip bir resim verseler belki 12 Eylül olmayacaktı. 28 Şubat'ta Sayın rahmetli Erbakan Hoca, siz bu kadar dışlanmamış ve seçilmiş bir başbakan bu derece baskı altına alınmamış olsa ondan sonraki büyük acılar yaşanmayacaktı. Ama şimdi de hele 15 Temmuz'dan sonra yeni kapı ruhu diye bir ruh oluşmuşsa, ya herkes yeni bir demokrasi ruhu oluşturalım. Yeni bir demokrasi anlayışıyla harekete geçelim. Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı yapması kendisi için en doğru olandı. Ama o yapmadı. Sayın Akşener böyle bir teklif yapmışsa da ben bu teklifi olumlu gördüğümü de söyledim. Hangi zeminde, ne zaman olursa olsun her liderle oturup konuşabileceğimi de söyledim. Ve bu konuda da samimiyim. Şu anda dünyada bu kadar büyük değişim yaşanırken Türkiye'de görüşmesi gereken insanların birbirleri görüşememesi çok acı. Yani burada geçmiş ihtilaflar ne olursa olsun, ben hiçbir zaman devlet hayatında küslük diye bir şeyi doğru görmedim. Olmaz yani. Ben şahsen kırgınım, çok kırgınım. Troll çeteler üstüme salındı. Konferanslarım iptal edildi. Benimle ilişkili diye üniversite kapatıldı. Benimle ilişkili diye bir vakıfa, Türkiye'nin en saygın vakıflarından birine, biraz önce kütüphanesinden bahsettiğimiz vakıfa kayyum atandı. Yüreğim yanıyor, çok kırgınım. Ama devlet meselesi olduğunda, ülke meselesi olduğunda, memleket meselesi olduğunda bütün bu kırgınlıkları unuturuz, oturup konuşuruz. Böyle bir halde Sayın Akşener'in teklifi doğru bir tekliftir ve sadece bir kesime hitap etmedi herhalde Sayın Erdoğan'ı, Sayın Bahçeli'yi de içine alan bir teklifti. Dolayısıyla bunu bir karşı kutuplaşma olarak görmemek lazım. Türkiye'de kutuplaşma kültürü maalesef ittifaklar sistemini getiren Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle zirveye çıktı. Ama meğerse anlıyorum ki önceden de varmış. Şimdi siz 7 Haziran sürecini anlatırken birdenbire o yıllara, o dönemi ve sözünü ettiğiniz gazetenin, evet, yazarlarına, o dönem yazılan yazılara gittim. Adını koymamıştık. Ne olduğunu anlamıyorduk. Ama sizin görevden uzaklaştırılma sürecinizle başlayan bir milat olmak üzere Pelikan diye bir şeyin varlığının adı konulmuş oldu. Yani net olarak artık bugün kimi yorumcular, köşe yazarları köşelerinde işte konuşurken sizin gibi siyasetçiler böyle bir şeyden bahsediyorlar. Kimdir?
nedir? Nasıl oluşmuştur? Niye oluşmuştur? Bugün neye hizmet eder? Gücünü nereden alır? Finansmanının kaynağı nedir? Kimdir bu insanlar? Nedir? Şimdi şöyle, aslında salt insan şeyler de biliniyor artık. Bunlar herkesin bildiği sırlar vardır. Aynen FETÖ bir dönem şeyken herkes bilirdi o sırrı. Dokunan yanar falan diye Hanefi Avcı'nın şeyleri vardır biliyorsunuz. Ama anne kimse FETÖ diye, işte. FETÖ diye imamın orasını, FETÖ diye adını koyamazdı. Çünkü siyasette, hukukta ve özellikle ekonomik hukuk alanında ciddi bir etkileri vardı. Şimdi de herkes hissediyor ki Türkiye'de bir takım güç rekabetleri içinde kullanılan bazı yöntemler var. Ve bu kullanılan yöntemleri, isimleri konuyor. Ben bu açıdan aldığımızda bana karşı yapılan darbe, parti içi darbe diyeyim, Pelikan sebebiyle yapılmadı. Pelikan bir araçtı. MKYK'da o tartışmalar yaşanmasa, Pelikan dosyası gibi yüzlerce dosya yayınlansa önemli değildi benim için. Ve Pelikan dosyasını üzerine gider ve üzerine gereken şeyleri yaptırırdım. Ama bugün sosyal medyada bir sinir harbi yapılıyor. Yargıda kararlar çıkartılıyor. Ama ben o zaman ilgili arkadaşlara şunu söyledim. Bugün siz, yani 29 Nisan'da MKYK toplandı, 1 Mayıs'ta Pelikan dosyası çıkartıldı. Bunun arkasında kimler var? Pelikan dosyası çıktığı gün onu kim servis etmiş, övmüşse, şimdi ben isimlerinin hepsini biliyorum, siz de bilirsiniz. Girin, 1 Mayıs Pelikan dosyası çıktığı gün, bu Pelikan dosyasını yayan sosyal medya fenomenlerine veya sosyal medyadaki trollere ne derseniz, bakın Pelikan odur. Peki, bunun ama bunun bir hamisi olması lazım işte, herhalde. İşte o hami, zaten o hami. Sonra da gidin, onların çalıştığı yerlere bakın, o hami de çıkar. Bu Pelikan dosyası kendi başına çıkan bir şey olsa, böyle bir rastgele, herhalde başbakan ben gereken şeye baktım ki, bunun arkasında bir başka talimatla yürütülen işler var. Bunlar ve bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi canım, veya onay dışında. Sayın Cumhurbaşkanı bu geçen isimlerin geçtiği yalıyı ziyaret etti. Yani bunu... benim bazı şeyleri benim zikretmem çok arif olan herkesin bildiği konular artık Türkiye'de var. Ve ama ne oldu biliyor musunuz? O gün o Pelikan dosyası üzerinden bana karşı bütün o kampanya yürütenlerin hepsi şu anda birbiri hakkında pelikanvari yöntemlerle kampanya yürütüyorlar. İsimleri zikretmeye bile gerek yok. Çok biliyorsunuz bakanlar arasındaki rekabete bakın. Efendim bazı bakanlara, Adalet Bakanlığı zikredeyim. Onun ifade şeylerine bakın. Birçok bak. Şu anda kendisine operasyon çekilenlerin çoğu hemen Pelikan şeyine atıfta bulunuyor. Hatta spor kulübü başkanları bile Pelikan yapılanması deniyor. En son Ali Koç söyledi yani resmen açıkça dedi ki Pelikan yapısı bizimle de uğraşıyor. Yani şimdi yani, demek ki bir yapı var ve ben o zaman söyledim. Bu partinin içine öyle bir fitne sokuldu ki şu anda. Benim karşıma çıksa birisi mertçe mücadele etse. Düello mantığıyla mücadele etse onu hemen kabul ederim. Kongre rekabeti. Kongre gireriz. Kıran kırana mücadele ederiz. Benim karşıma biri çıkıp en sert eleştirileri yapar. Ama bu yöntemler aslında ne biliyor musunuz? FETÖ yöntemlerinin aynısıdır Pelikan yöntemleri. Ve Pelikan yöntemleri uygulayanlar eski FETÖ'cülerdir. Kripto FETÖ'cülerdir. Ve hepsi eskiden FETÖ'nün yayın organlarında, FETÖ'nün kampanyalarında, kurullarında bulunmuş insanlardır. Bunu bakın, siz söylediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da ilgili? Tabii bilmez mi? Konuşulmaz mı? Ama hayır yani ikinci kere bir kandırılma lüksü olmaması bakımından söyledim. Sadece o değil. Şu anda biz devleti yönetiyoruz diyen o küçük marjinal parti de dahil olmak üzere. Beştepe'ye sirayet etmiş. Burada AK Parti'ye oy veren samimi o sütü helal, oyu helal kitlelere de söylüyorum. Ben bugün tekrar çizmeyi çıkıp bu meydana çıkmışsam, bütün bu çakalların, trollerin saldırısına rağmen o helal oyları üzerinden birilerinin Türkiye'yi 28 Şubat mantığıyla tekrar otoriter bir yapıya dönüştürmesini engellemek için çıktım. Çünkü bugün 28 Şubat'ta bütün ideologluğunu yapmış olan bir partinin lideri Sayın Perinçek, AK Parti'yi biz yönetiyoruz diyor. Devleti biz yönetiyoruz diyor. Ne bu biliyor musunuz? FETÖ taktiği. FETÖ'de seçimi kim kazanırsa kazansın devleti ben yöneteyim diyordu. Seçimi Ecevit Allah rahmet eylesin kazandı. Oraya ama Ecevit FETÖ'yü savundu. Özal kazandı. Rahmetli Özal
FETÖ ama iyi niyetle, ben onları tenkit etmiyorum. Okullar açıyor, yurt dışında aktifler, Türkçe öğretiyorlar diye Sayın Özal da, bakın birisi liberal, birisi solcu, Sayın Ecevit de savundu. Başta bunun böyle düşünülmesi yok ama devlete sirayet ettiklerinde tedbir alınması icap ederdi. Sonra FETÖ ne yaptı? Bir Özalcı olan, sonra Erbakan'a karşı, yani Erdoğan, Sayın Erdoğan, Refah Partisi'ndeyken Erbakan'a karşı olması dolayısıyla, Refah Partisi'ne karşı olması dolayısıyla ona da karşı olan, Ecevit'e yanında duran bir anda geldi. AK Parti'nin de seçimi Erdoğan kazansın, seçimi Gül kazansın, seçimi Davutoğlu koştursun kazansın ama ülkeyi biz yönetelim. Ankara'da biz yönetelim. Mantığını yerleştirmeye çalıştılar. Yargıyı biz yönetelim. Emniyeti biz yönetelim. Silahlı kuvvetleri biz yönetelim. Ama başbakan olarak Erdoğan, Davutoğlu, Gül, kim veya öncesinde Ecevit, Özal gitsin onlar oy alsın ama ülkeyi biz yönetelim. Bu bir vesayet yöntemidir. Aynen daha önce darbecilerin kim ne oy alırsa alsın 27 Mayıs darbecilerinin ve 12 Eylül veya 28 Şubat ülkeyi biz yönetiriz demesi gibi. Şimdi de bu pelikan yapısı benzer yöntemle veya 28 Şubat'tan gelen, tamam Erdoğan kazanmış ol Cumhurbaşkanlığı ama ülkeyi ben yönetirim diyor birisi çıkıp. Kimse de AK Parti'den çıkıp ya kardeşim senin haddini bilmesi. Oyun belli. Binde bir. Binde üç, beş. Sen kimsin de ülkeyi? Ülkeyi biz yönetiyoruz demiyor. Hiçbir AK Partili de bunu demiyor. Benim başbakanlığımda biri böyle diyecekti. Diyemezdi zaten de. Buna şimdi niye? Kim yönetiyor bu ülkeyi ve hesabı kim verecek? O zaman bunu şeffaf, berraklaştırmak lazım. Bizim Gelecek Partisi olarak bugün demokrasi savunmak üzere çıkışımızın ana sebebi budur. Erdoğan karşıtlığı da değil, AK Parti karşıtlığı da değil, Millet İttifakı'nın yanında olmak, Cumhur'un karşısında olmak falan da değil. Böyle küçük hesaplar değil. Türkiye yeni bir vizyona ihtiyacı var. Samimi, şeffaf, özgür, özgüven içinde, kararlı ve ne yaptığını bilen bir vizyona ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve bu yöntemlerin tümünü ortadan kaldıracağız. Peki. Yani FETÖ, bu ari yöntemlerin, ülkeye seçimi kazanmadan ülke yönetme gibi ucuzculukların karşısında kim olursa olsun her partiyle konuşuruz. Herkesle diyalog yaparız. Ama milletin takdiri, iradesi neyse onun gereğini yapar. O iradeyi de çoğulcu bir şekilde kullanırız. Çoğunlukçu bir şekilde değil. Yani esas Gelecek Partisi'nin bütün bu olaylara bakış vizyonu bu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum bir 10-15 dakikamız daha var. Siyaseti şimdilik noktalayalım. Bir gün sizi bir vadeden sonra ajandanız uygun olduğunda 20. saate kendi programıma siyaset İnşallah. Konuşmak için, sert siyaset konuşmak için masada bekliyorum. Gerçi ben ne kadar yapsam 2-3 gün önce Akit TV'deki gazeteci diyemeyeceğim, ne desem de bilemedim. Ben de bir şey diyemedim. Diyemedim şimdi. O beyler gibi olamam ama ya o neydi gerçekten ya Sayın Davutoğlu? Yani nasıl bir şey izledik biz Akit Maalesef. TV'de? Evet. Maalesef. Akıl almaz bir şey. Mesleğimiz yani benim muhataplarım için üzüntü duyduğum anlar vardır. Kendim için değil de muhataplarım ne kadar saldırmış veya şey olmuş olursa olsun yanlış iş yapmış. Ya bu insan bu duruma düşmemeli. Nihayetinde insandır, eşrefi mahlukudur. Bu kadar alçalmamalı dediğim anlar olmuştur. Evet, benim de doğrusu izlerken kendi mesleğim adına çok rencide olduğum anlar oldu. O üslup asla benim üslubum değil ama tabii ki Suriye'yi de başka şeyleri de konuşmak üzere o masaya sizi beklerim. Geleceğinizi de biliyorum, yanıt vereceğinizi de biliyorum. Ama son 10 dakikayı babanıza, anneciğinize, o bayram sofralarına, çocukluğunuzun o güzel hatıralarına biraz ayırmak isterim. Nasıl bir bayram sabahına uyanırdınız? O mütevazi evde bir bayram sofrasında ne olurdu, kimler olurdu? Yani böyle ben daha sorarken gözünüzün önüne nasıl bir fotoğraf geliyor? Şimdi birkaç evrede farklı bayramlar yaşadık. Onlardan nakledeyim. Bir Taşkent'te yaşadığımız bayramlar, yani köyde. Onlar en çocukluk herhalde. En çocukluk. Bir de, ya sonra da yani biz ortaokul, lise çağlarındayken de Taşkent'e giderdik bütün bayramlarda. Yani bir bayram amcam giderdi, ortaklı babamlar dolayısıyla İstanbul. Bir bayram babamlar giderdi, biz giderdik yani. Bir kere orada ben çok az bozulmuş, bozulma tabiri şey de çok az karışmış bir Türkmen obasının çocuğuyum. Yani Torosların zirvesine gelmişler. 1000 yıl içinde seferberlik ve gurbet dışında hiç dışarı çıkmamışlar. Ve 1000 yıl içinde muhtemelen tek köy dışından evlenen benim ilk
bizim soyda. Büyük açılım değil tabii, mi? Tabii tabii. Büyük açılım. Sarı Hanım Afyonlu. dolayısıyla o ta daha sonra Orta Asya'da hissettiğim, gördüğüm, Hoca Ahmet Yesevi'yi Türkistan'da ziyaret ettiğimde oralarda hissettiğim bir geleni yaşatırdı bayramda. Ne gibi mesela? Bizim Davutlar odamız vardı. Oda demek misafirhane. Yani o uzun yolculukların yapıldığı dönemde insanların gelip fi sebilillah yani Allah rızası için kaldıkları, kendilerinden hiçbir ücret alınmayan hayır için kurulmuş vakıflar vardı. Yani bizim köyde evimiz var, yanında bir ev daha var. O ev vakıf. Ve o eve misafirhane misafire açıktır. Üzerinde anahtar durur. Allah Allah. Orada sormaz bile bizi. O coğrafyada yaygın bir uygulama. Tabii tabii tabii. Davutlar adı da Davutoğlu oradan gelir. Davutlar Odası. 400-500 yıllık bir vakıftır. Ve vakıf şöyle der. Bu erkek evlat bu misafirhaneye bakmak şartıyla bu evde oturabilir. Yani kendi evimizde o misafirhaneye bakmak şartıyla otururuz. Tam anlamıyla Tanrı misafiri yani. Tabii Tanrı misafiri gelir ve şöyle der. Buna bu açık kalacak bu ev. Hala orası tabii ihtiyaç kalmadı şimdi. Eskiden Taşkent'ten en yakın yere gitmek yürüyerek ve atla işte yarım günlük mesafeyken ona büyük ihtiyaç var. Gelirler kalırlardı. O yörük ovaları develerle bizim köye kondukları zaman. Siz bunları hatırlıyorsunuz. Tabii 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 tabii. Konduğu zaman 40-50 otoyolcu 40 deve. Onlar yörükler doğrudan gelir dedemin o odasına gelirlerdi ve gece kalırlardı. Bayram sabahları o odanın şu hususiyeti vardı. Ben orada tanıdım. Yani bir şeyin organik bir hayat nedir? Bayram sabahı cuma bayram namazından sonra herkes kabirleri ziyarete gider. Sonra bütün o mahallenin fakiri zengini yemeğini Davutlar odasına getirirdi. Ne varsa erzak. Ne varsa. Ve herkes kimisini biraz daha zengin olur, tabii, daha yağlı, kimisi daha fakir ve gelen de sahanlarda gelir. Bütün mahallede oturur, o şeyin etrafında döne döne o yemekleri yer. Kimin hangi yemeği yaptığı belli olmaz. Kimin getirdiği belli olmaz. Sadece şuradan bilinirdi. Birisi eğer kendi getirdiği yemek az yemişse, ya bunu da unutmayalım şurada da şu var derdi. Ben getirdim demezdi de. Oradan hissederdiniz ki o orada bir yemek var. Şimdi oradaki o organik hayat benim şahsiyetimi çok etkilemiştir. Ama bu gerçekten etkileyici bir hatıraymış. Tabii. Ve babaannem rahmetli şunu derdi. Babaannemin kayınpederi yani büyük dedem. O Davutlar Odası yılda 3-4 gün evde yemek yer. Hep Davutlar Odası'nda yermiş. Bir gün demiş ki babaannem kayınpederine. Benim adımı aldığım Ahmet onun ismi de Ahmet Davutoğlu. Gittiğimde görürüm mezarlığını. Kendim mezarımmış gibi bakarım. Ya biraz da bizim evde çocuklarla yesen baba demiş. Kızım demiş ben evde çocuklarla yersem o misafirler evde daha iyi yemek yediğimi zannedebilirler. Benim aynı yemeği onlarla yemem lazım. Şimdi bu bir kültür. Bu bir kültür. O bayramları hiç unutamıyorum. Bir şenlik havası. Herkesin bütün statülerin unutulduğu, bütün küslüklerin unutulduğu bir hava. İkinci bayram şeyi yani kültür değişimi de yansıtıyor. İstanbul'a geldik. Fatih'te oturuyoruz. Babaannem geldi, dedem. Babaanne ama önemli bir tabii, tabii benim için çok tabii. Değerli. Benim annem vefat ettiği için 4 yaşında hem beni büyüten annem Sefure annem, kızımın da adıdır. İkinci kızımın adı da beni dünyaya getiren annemin. Bir de babaannem de özel şeydir. Çok dualı bir kadındır. Tam bir o Türkmen oba şeyi, hanım ninesi. Buraya geldiğimizde babaannemin de şu özelliği vardı. Bütün köyün şifacısı şeyi gibiydi. Yani hasta olan, dua isteyen hep ona gelirdi. Saygı duyulan bir isimdi. Fatih'te. Burada Fatih'te ve sonra Bahçeler'de yaptığımız bayramlarda ise yeni şehirleşmiş ama kırsalın o güzelliğini yaşayan bir şey olarak bayram namazlarından sonra bizim evin önü arabalarla dolardı. Ve herkes önce babaannemin geline gelir elini öperdi. Hacı Zebe derlerdi, Hacı Kızebe. Ve babaannemin böyle elinin şifalı olduğu, duasının kabul olduğuna dair bir inanç olurdu. Ve çok şimdi tebessümle anıyorum Özlem Hanım. Babaannem bir istihbarat örgütü de gibi de bir yapısı vardı. Tabii yani, herkes şöyle, gelip onu anlatıyor. Şöyle, bu şehirleşince o köyden gelinmiş, hepsi akraba veya köylü. Genellikle şehre gelenlere babama emanet ederlerdi. Köyden gönderirken oğlum sana emanet. Bu onlar çoğu tezgahtarlık yapar, hepsi iş adamı oldu sonra.
Babama bırakırlardı paralarını. Babam onları takip ederdi. Babaanneme de onlarla ilgili haber gelirdi. Biri sigara mı içiyor? Babaannemin en büyük düşmanı sigaraydı. Önceden gelirdi bayramdan önce. Birisi hanımına kötü mü davranmış? Şimdi kadına şiddet o yüzden ben en şiddetli mücadele ederim. Babaanneme ya bu hanımına tokat atmış diye bilgi gelirdi. Babaannem oturur, herkes onun elini öpmeye sıraya girerdi. Gelirler misafirler. Koklardı, sen sigara kokuyorsun. Bak bir daha sigara kokusuyla gelirsen bu el öptürmem sana. Sonra benim kızıma kötü davranmışsın. Galiba şey yapmışsın, yani birisi hanımına kötü davranmışsa. Bak o kız benim kızımdır. Bir daha vurduğunu duyarsam falan. Başbakanlık sizde genetik anlaşılıyor. Babaannem öyle bir hesap sorardı ki. Öyle bir otorite anlatıyorsunuz. Öyle bir hesap sorardı ki. Peki siz hiç şımaramaz mıydınız? Ben her türlü şımaramaz mıydınız? Hakkım vardı. Dünya tatlısı bir insandı. Ama öyle bir manevi şeyi var. Yani kabulleniş. Ve en büyük meyidesi de bir daha bayramda elimi öptürmem. Şimdi insanların maddi menfaat beklemeden, herhangi bir çıkar beklemeden böyle bir ilişki, şehir hayatında bu bir müddet daha devam etti bizde. Ta ki aile büyüyüp, bütün herkes şey olunca. Herkes başka bir şeye adanınca. Şimdi de ama hiç terk etmediğimiz bir şey vardır. Bayram sabahı, bayram namazından sonra bütün aile bir araya geliriz. Benim 6 kız kardeşim var. Maşallah. Üçü bir annemden, yani ilk benim beraber öz annem diyeyim. Özellikle. Diğeri de beni büyüten, emek veren annem. Üçü de o şeyden. Ama hiçbir ayrım olmamıştır hayatım. Annem de yapmadı bu ayrımı. Allah rahmet eylesin gani gani. Babam da otoritesiyle şey yaptı. Bütün bayramda bir araya geliriz. Ya bayram kahvaltısı şimdi daha dar aileyle yapmak zorunda. Hepsini alamıyoruz. Yeğen torunlarla birlikte yüze meblağ şey olmuş yani yeğenler, onların çocukları falan. Ama bayramda mutlaka onlarla bir araya gelinir ve bu şeyi sürdürürüz. Eğer şey gelirse, benim bir de yurt dışında yaşadığım bayramlar vardır ki, mesela Malezya'daki bayramlar ise, bu sefer o Malezya'daki evimizde bir odayı, banyosuyla birlikte Davutlar Odası diye ayırmıştık. Triplex bir ev verdi üniversite bize. Ve Malezya'ya her gelen o odada kalırdı. Rahmetli Korkut Özal, lüks otellerde orada toplantılara gelirdi. Orayı bırakır, benim odam hazır mı der, gelir bizde kalır. Birçok kişi böyle yani kalmıştır. Yani o seneler önceki gelenek. Gelenek oraya ve şey de yapmıştım. Bayramda da orada mesela Bosna Savaşı olduğunda bütün Boşnakları sabah kahvaltısında evde öğrencileri çağırırdım. Çeçenleri, Arnavutları, yani acı yaşayan. Ve evimiz bir İstanbul'daki, hani yerelde, Taşkent'te, İstanbul'da daha ülke şeyi, Malezya'da ise bütün bayramlarımız, bütün bir çevre komşu coğrafyaların, Balkanların, Kafkasların, Orta Doğu'nun buluştuğu bir şeye dönerdi, alana. Bu bir kültür meselesi. Şimdi o zaman son bir dakikamız kaldı. Tek bir cümle rica ediyorum sizden. Böyle bir bayram günü hem de bu hatıraların ışığında ne mesaj vermek istersiniz izleyicilerimize, halk TV'ye? Mesela temel şeyim şu olur. Hazreti Mevlana'nın çok sözü var ama. Ben 1 Kasım akşamı Mevlana Meydanı'nda ve onun huzurunda, Hazreti Mevlana huzurunda söylüyorum dedim. Şu sözü benim yüreğime şeydir yani bir şiardır. Biz bu topraklara ancak muhabbet tohumları ekmeye geldik, der Hazreti Mevlana. Biz bu vatana muhabbet tohumu ekmeliyiz. Düşmanlık tohumu ekmek çok kolay ve çok çabuk büyür düşmanlık tohumu. Hemen fitneye büyür, hemen çatışma doğurur. Ama muhabbet tohumu ekilmesinden sonra da özen gösterilmesi gereken bir tohumdur. Besleyeceksiniz, büyüyecek. Bir çınar olarak ki çınar yaprağıdır bizim partimizin sembolü. Bir çınar olarak kuşatacaksa her bir eve muhabbet tohumu ekmeliyiz. Her bir komşuya, siteye, mahalleye, her yere. Ve ilk manifesto yayınladıktan sonra verdiğim iftarda söylediğim gibi mahallelerimizden çıkmalıyız o zaman. Gün herkesin kendi mahallesine sığınacağı gün değil. Böyle olan ülkelerde ne olduğunu ben gördüm. Irak'ta herkes kendi mezhebine, kendi etnisitesine sığınınca iç savaş çıktı. Bizim şimdi mahallelerden çıkma günümüz. Bayram ise mahallelerden çıkmanın en güzel aracı. Mahalleden kastettiğim hani dar kalıplardan. Bu bayramı vesile ihtiyaz edip, geçmişte kimle ne tartışmışsak tartışalım. Ve şu anda hangi mahalleye kendimize ait hissediyor olursak olalım, o mahallelerden çıkıp, o tartışmaları unutup, en hasım gördüğümüz, en rakip gördüğümüz insana selam
vermeyi şiar edinirim. Ben de bu vesileyle benim hakkımda ne söylemiş olursa olsun bütün siyasilere hem bayram vesilesiyle bu selamı iletiyorum. Allah'ın barışı, esenliği, huzuru onların üzerine olsun. Ve yeni bir dönemi başlatmak için de herkesi birbirine bugün bayram vesilesiyle selam vermeye davet ediyorum. Selam sadece selam aleyküm, aleyküm selam, merhaba demektir. Selam barış demektir. Allah'ın barışı, esenliği her bir vatandaşımızın, ülkemizin, İslam aleminin ve insanlığın üzerine olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Davutoğlu. Yunus Emre de diyor ki gelin tanış olalım. Biz de efendim demokrasi masasını bahane ettik Halk TV ekranlarında. Sayın Davutoğlu'nun sözleriyle ifade etmek gerekirse mahalle mahalle geziyoruz. fena bir şey de olmuyor. Bu demokrasi masası vesilesiyle 8 genel başkanla bayram sohbetlerini ekranınıza taşımış oluyoruz. Bir sonraki genel başkanla olan sohbetimizde buluşuncaya dek her zaman söylediğim gibi efendim ağzınızın tadı hiç bozulmaz. Görüşmek üzere.